Yeni videodan da hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber kümesimizin son durumunu çekeceğim. Şöyle bir Ezel Paşa'yı çekeyim arkadaşlar. İlk başta tavuğuyla beraber burada. Şimdi bir tane horoz ötüyor arkadaşlar başka kümeslerden. Ona karşılık veriyor. Hemen ötüyor. Hayvanlarımız arkadaşlar tüye girdi. Kış için şöyle göstereyim. Ezel de görüyorsunuz zaten. Boynu falan, kanatları hep yolunmuş. Kış için tüy diziyor. Maşallah horozumuza. Tavuğumuzun da sırt tüyleri aynı şekilde. Ezel, oğlum nasılsın? Sağ Ezel. Ezel'i şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Kümesimizde yeni gelişmeler de var. Onları da size söyleyeceğim arkadaşlar. Zaten kalan bir tavuğumuz. Eyşan kurktu arkadaşlar. İki tane yumurta vardı altında biliyorsunuz. Onların ikisi de çıkmış civcivlerimizi. Birazdan sizlere göstereceğim arkadaşlar. Tavuğumuz da artık alıştı bizlere. Bizi yadırgamıyor. Bizden korkmuyor arkadaşlar. Ezel Paşa, ne yapıyorsun? Ezel, oğlum. Arkadaşlar hava gerçekten çok sıcak. Ben böyle zor duruyorum. Hayvanlar da böyle bıraktığımda sıcaktan mayışıyorlar gölgede. Böyle duruyorlar arkadaşlar. Şimdi tavuğumuz burada. Şöyle sırt tüylerini göstereyim hatta sizlere. Onun sırt tüyleri gitti. Ezel bayağı tüy döktü. Ayak tüylerini falan da döktü. Şöyle sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Kanatları falan, kuyruğu falan da döküldü arkadaşlar. Tavuğuyla geziyor. Şimdi Eyşan'ın yanına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel kızımızın yanına geçtik. Geldiğimde civcivlerini yem su içiriyordu. İki tane güzel civcivimiz var. Zaten altında da iki tane yumurta vardı. Şöyle göstereyim civcivleri. Bize fazla civcivleri göstermiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tavuğumuz biraz sinirli. Biraz asabi bir tavuğumuz. Ama sizler için çekmeye çalışacağım. Kümesimizin yeni üyeleri. Bal. Bal civcivler. Maşallah arkadaşlar. Görüyorsunuz. Maşallah demeyi unutmayın. Civcivlerimiz gerçekten çok güzeller. Çok tatlılar. Annelerini de çok seviyorlar. Annelerinin yanından ayrılmıyorlar. Şimdi bu kümesi full Eyşan'a verdim arkadaşlar. Ezel ile diğer tavuğu da diğer bizim Feriklerin kümesinde arkadaşlar. Ferikleri sahiplendirdim. Onu da söyleyeyim buradan. Ferikleri sahiplendirdim. Eyşan'a bu kümesi verdim. Civcivleriyle bu kümesi duracak. Ezel de tavuğuyla diğer feriklerin küçük kümesinde duracak. Neden diyeceksiniz küçük kümesi almadınız Eyşan'ı? Arkadaşlar bu kümes şöyle göstereyim. Havalandırmaları var. Buralardan ışık alıyor. Hayvanımız civcivlerini görsün diye. Hani basıp öldürmesin diye. Çünkü o kümes biraz daha karanlık. Bu kümes aydınlık. Aydınlık kümesi civcivlerimize, grup tavuğumuza verdim ki burada rahat rahat gezsinler. Tavuk da civcivlerini görsün. Öbür türlü karanlık yerde civcivlerini görmez. Yanlışlıkla basar vesaire. Bir şey olur. Böyle şeylere hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdilik bunları dışarı salmıyorum. Neden? Çünkü civcivlerimiz daha dün çıktı. Hava civcivlerimizi çarpabilir arkadaşlar. O yüzden şöyle ince yem koydum. Civciv yemi koydum. Şu küçük güvercin soluğumuz vardı. Buna da su koydum. İçiyorlar. Zaten bu kümesimiz toprak. Topraktan eşelensinler. Güneş de görüyor bu kümesimiz. Şöyle iki adet civcivimiz var arkadaşlar. Hangisinin tavuk hangisinin horoz olduğunu bilmiyorum açıkçası. Tahmin de edemiyorum şu anda. Siz yoruma yazarsanız sevinirim. Tavuğumuz bir şöyle kavardı. Yaklaştım diye ama şöyle göstereceğim ben size. Ayak yemeği göz alıp. Arkadaşlar sizce nasıl? Hangisi tavuk hangisi horoz ya da ikisi de tavuk mu horoz mu bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok tatlılar. Minnoş civcivlerimiz. Maşallah diyelim arkadaşlar. Nazar değmesin. Bu şekilde. Orada yem yediriyor arkadaşlar. Civcivlerin zaten annelerin ağzından yem yiyor. Şöyle göstereyim size. Tamam tamam. Sakin ol güzel kızım. Sakin ol bal kızım. Şöyle göstereyim. Civcivlerini iyi bir şekilde besliyor arkadaşlar. Bu arada Ezel'e falan da hani kafa tutuyor. Civcivlerine hiçbir tavuğu veya Ezel'i yaklaştırmıyor arkadaşlar. Zaten bir tavuğumuz bir horozumuz kaldı. Amacım arkadaşlar şimdi bizim bu kümesler çok eski. Bu kümesleri yeniden yapacağız. O yüzden hayvanlarımızı azaltmak zorunda kaldım. Şöyle göstereyim. Artık ne zaman yaparız bilmiyorum. Kışa yetişir veya yetişmez. Çünkü kümeslerimiz gerçekten eski. Size Ezel'i göstereyim şöyle. Tüylerini döktü arkadaşlar.
Ama maşallah var. Hasta parçası geziyor. Tavuğuyla mutlu mesut yaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tavuk da fazla tüy dökülmemiş. Aman durun. Şöyle. Sadece boynundaki. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.